Bizim askerlerimiz onların ülkesinde savaşıyor, şehit oluyor. Adamlar burada plajda. Türk milleti olarak misafirperver bir insanızdır. Bu değişmezdir. Fakat çifte standarta karşıyız. Onlara tanınan haklar vardır. Türkiye'de yaşayan yoksul insanlara tanınan haklar yok. 1919'daki gayrimüslim insanların savaşa gitmeyip burada para kazandıkları, vergisiz şekilde esnaflık yaptıkları ve Türkiye'de yaşayan Türk halkı da savaşa gidip aç ve sefil bir şekilde geriye dönmeleri gibi onun değişik bir versiyonu yaşanıyor şu anda. Irkçı bir millet değiliz. Hiçbir zaman olmadık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir sürü unsurlardan toplanmış bir millettir. O yüzden ırkçı değiliz. Arapmış, Çerkezmiş, Lazmış, Kürtmüş, Süryaniymiş, Ermeniymiş, Yahudiymiş. Biz bunların ayrımını hiçbir zaman yapmadık. Osmanlı döneminde de aynıydı. Cumhuriyet döneminde de aynıydı. Hiçbir zaman böyle bir ayrım yapılmadı. Yapılmaz da zaten. Onlara sağlanan olanak Türkiye'deki yoksullara sağlanmıyor. Bence gelmeseler daha iyi olur. Bataklığın tek sebebi mültecilerdir. Konunun sebebi de mültecilerdir. Ve biraz da işte yöneticilerin eksikliğidir yöneten insanların. Kendi ülkemde eğer kendi karibanımı doyuramadan başkasını doyuruyorsam, kendi ailemde birisi acısa, başka bir aileye bakıyorsam ben o zaman ailem betaraf etmiş oluyorum. Ben ilkin ülkem derim, ondan sonra diğer insanlar derim. Ülkemdeki bir sürü acı insanlar var. Bir sürü yoksul insanlar var. Bugün asgari ücret kaç para? 2020. Bugün bir ev kirası kaç para? Yıllarca bu adam çocuğunu düşün, okula gidenini düşün, kömür, doğal gaz parasını düşün, yiyeceğini içeceğini düşün. Bu insanlar nasıl geçinecek? Kendi ülkemizdeki olan fakir başka bir ülkede de yok. Suriyelilerde vergi alınmıyor ama hepsine maaş veriliyor. Biraz da onlara yandaş olursan hayatta gitmez. Bir gitsinler de bir daha dönüşleri olmasın inşallah. Yani buralarda biz ailemize çıkıp rahat bir şekilde gezemiyoruz. Denizlere gidemiyoruz, sahillere gidemiyoruz. Bizim askerlerimiz onların ülkesinde savaşıyor, şehit oluyor. Adamlar burada plajda işte nargile içiyorlar. Karı kız peşine düşüyorlar. Potansiyel suçlular onlar da yani. Ülkemizde 20 yıl aşkındır saat satan zenciler var mesela. O adamlara bizim kapımız her zaman açık. Adamlar işinde gücünde ekmeğinin peşinde. Bunlar neyin peşinde? Ellerinde nargileler. Türk bayraklarını yere atıyorlar. Türkleri aşağılıyorlar. Bunu devlet büyüklerimize buradan sesleniyor. Bunlara bir önlem alınması lazım yani. Artık yönünün kesilmesi lazım. Katılıyorum kesinlikle. Bir de şöyle bir şey oldu. Artık normal Türk vatandaşları iş bile bulamıyorlar. Herkes artık Suriyeli çalışıyor. Sigorta yapmıyorlar. Bence kesinlikle gitsinler, bir daha da gelmesinler. Her türlü bizim yaşamımızı etkiliyor onlar. Bir an önce onların gitmesini istiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu inşallah konuya bir el atar. Çünkü onu da bayağı bezdiler orada. Kaçak olanlar diyor da ben anlamıyorum yani bu işten. Cumhurbaşkanı diyor işte yok dış ülkelerden yardım geliyor. Bakıyoruz onlara. Yarın bir gün bizim ülkemize savaş çıksa biz burada kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Velhasıl kelam. Örnek veriyorum, işimizde tabii Türkiye'de kanı bozuk insanlar var. Onlar gittiği zaman da bizim onlara gösterdiğimiz misafirperverliği onlar bize gösterecek mi? Onun için bir çözüm bulmasını istiyoruz. Efendim, insanların yardımlaşmak, hele düşük durumda yani zor durumda insanlara yardım güzel bir şey ama biz Türkiye'yi hallettik kardeşim. Suriyeliler mi kaldı? Sokaklarda, caddelerde bu gelenler bağıran, çağıran kız çocukları, genç çocuklar para dileniyor. Yani dışarıda saat gece saat, hele hele bu sokak, bu Şirinevler meydanda bayağı bizi huzursuz ediyorlar. Yani bu insanların memleketlerine gitmesi lazım. Memleketlerinde huzurlu olması lazım. Yani biz insanız ya. İnsan en sosyal varlık insandır dünyada. İnsanların kardeşçe, dostça yaşaması lazım. Şimdi bu ülke bu duruma getiren maalesef diyorlar ki siz oldunuz diyorlar. Türkiye, Suriyelilerin işine karışmamız yanlış bir şey. Suriyelilerin gitmesi lazım. Yani bana göre gitmeleri lazım. 35-40 yaşından aşağı olanların hiçbirini burada tutmasınlar. Karkoyar'a karşıyım. Oraya gidenlere de geri dönüş yaptırmasınlar. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bu konuda bir açıklama yaptı. 35 yaş altındakiler gitsin, gönderilsin gibi. Doğru söylemiş. En güzelini söylemiş. Katılıyorum. Misafirperverliği seven insanlarız. Görüyoruz ki burada her bir pisliği çıkarıyorlar bunlar. Hep gençlere yapıyor bunlar. Bunların ne işi var burada? Gitsin vatanında savaşsınlar. Herkes gitsin kendi ülkesinde yaşasın. Bir de yani tamam turist olarak gelsin güzel ama buraya gelip gezen yok ki. Farklı farklı işte çeviriyorlar. Savaş nerede yani? Giden geri geliyor. Giden gelmemesi lazım geri. Ben de ona hayret ediyorum işte. Bu ülke olarak hadi biz bunları düşünüyoruz da devlet büyüklerimiz bunları düşünemiyor mu? Bunların üzerinden başka bir çıkarlar mı var? Çıkarlar varsa da halkla paylaşsınlar. Bu halkın kafasındaki soruları silsinler. Kendi ülkemizde sigortası çalışmak yasak. Ceza kesiliyordu. Herkes sigortası çalışıyor. Artık Suriyeliler istihdama girdi. Devlet olarak sen zamanında Suriyeliler
haberler gelmeden önce bunlara ceza yağdırıyordun. Şimdi denetim yok. Denetim olmayınca artık sigortasız işçiler de çağrıldı. Suriyeli bu vatandaşın kimliğini buldum. Vatandaş Bursa'da kayıtlı. Ama geliyor bak İstanbul Bağcılar'da matbaacılar sesinde matbaada çalışıyor. Ya Allahu Ekber'le olmuyor artık. Yani aç insan Allahu Ekber'le doyarsa biz de Allahu Ekber diyelim eyvallah. Ben 5 vakit namaz da kılayım. Ver o zaman bana kardeşim paramı. Ben sana 5 vakit namaz da kılayım. Hoca bile olurum yani. Oy günü geldiği zaman oy istiyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu'na seçildiğine ben sevindim açıkçası. Ben zamanında AK Parti'ye oy veren adamım. Hep AK Parti'yi desteklerdim. AK Parti'nin yorumlarını beğenirdim. Ya da birisi bir şey dediği zaman itiraz ederdim, anlatırdım. Savunur. Kendi çıkarlarımı gözetmek zorunda kaldım. Madem onlar kendi çıkarlarını gözetiyorsa bir halk olarak, bir vatandaş olarak ben de kendi çıkarlarıma bak. Benim çıkarlarım hangisi? İşçi maaşı 2020 lira. Ama agi içinde oluyor. Yani bize sözde 2020 dediler. 192 lira agi dediler. Artı agi yokmuş. Ya sen hangi zamı yaptın?